seviniyoruz böyle. Adamın çocuğu olmaz. Çocuğu olur sevinir. Adamın işi ters gider gibi gözükürken biraz istediği gibi gider, sevinir. Kur'an'ın tabiriyle nimetimizi artırırız diyor, şükreder diyor. Biraz onu imtihan için sıkarız diyor, tamam mı? Şey yapar, küfreder manasında. Nankörlük yapar böyle. Oysa onları ikisini de imtihan için yapmıştım diyor. İmtihan tabii halkın anladığı gibi değil. Bakayım ne yapacaksın değil. Bunu zaten Allah biliyor. Allah yeniden bir şey öğrenmez. İnsan kendi bil kuvve, istidat ve kabiliyetlerini istidatını kabiliyete dönüştürmek. Kabiliyetle alakalı, istidatla alakalı misal vereyim. Senin mesleğinle vereyim. Herkes doktor olma istidadındadır. Ama herkes doktorluk yapabilecek kabiliyette değildir. Kabiliyet kazanımların ortaya çıkış haline deniliyor. Kazanımların hali. Genelde herkeste olan şeyler var yani. Evet var. Aynı. Genelde ortak tarafımız yazılım aynı. Mahiyet insaniye bir, bu istidattır. İstidadımızın arkasındaki yazılım istidat olarak gözüküyor. Şimdi hani başında dedim ki insan çocuğu olmaz, çocuğu olunca sevinir dedim. İşit biraz şey gider, ters gider, biraz düzgün gidince sevinir ya. Ben de bir şey bulduğum zaman çocuk gibi seviniyorum. Risale-i Nur'da bir şey bulduğum zaman çocuk gibi seviniyorum. Sen bulduğun şeyler ama çok insanı etkiliyor yani. Kişi değil ki. Bir kişi tabii gibi. Büyük cemaati etkiliyor. Komple cemaati etkiliyor. Binlerce kişiye ulaşıyor. Evet. Onların kafasındaki sorularını can buluyor. Hatta Mahmud Efendi cemaatinden Allah razı olsun, tepelerinden öyle kaliteli insanlar, hocalar açık söylüyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri bile şeyi tekvin ile kudret arasındaki farkı net olarak böyle halletmiş değil diyor. Belki de ona nasip olmadı diyor. Allah razı olsun, böyle bir soru gönderdiler. Dinlemişsindir. Tekvin, ona ait bir şey buldum şimdi bu sabah. Yani hani dedim ya, çocuğu olur sevinir. İşi düz gider. Biraz anlatayım sana onu. Şunlardan bir polis arabası vardı abi. Sen sana bir kemer takma. Benim kemerimi biner bilmez takar. Biner bilmez. Benim şey 10 metrede gitsin takıyorum. Yani yok. Polis olunca takıyorum sana. Ha? Ay yok. Ben bu adetullah'tır. Bu ihlastır. Hemen parantez açayım. Dalalette ihlas var diyor. Geçen. Dalalette ihlas olur mu lemalarda diyor. Ha, iki tane şeriat var. Bir tekvini şeriat, irade sıfatından gelen şu kainattaki adetullah'tır. Suya girersen ıslanırsın. Bu ihlastır. İslanmak ihlastır. İslanmak istiyorsan suya gir, ihlastır. İhlaslısın. İslanmak istediğin halde suyun kenarında duruyorsan ihlaslı değilsin. İhlas hulustan oluyor, halisten geliyor. Yani ona tabi olmak. Allah'ın şeriatı ikidir. İrade sıfatından gelen şu kainatı tanzim eden tekvini ayetlere uymak ihlastır. Kelam sıfatından gelen şer'i, bu Kur'an'ı, helal haramlar geliyor. Ona da uymak ihlastır. Allah'ın iki kanaldan şeriatı var. Bir, dünya hayatımızı tanzim eden şeriat, kuralına uyacaksın. Çocuk istiyorsan evleneceksin, zenginlik istiyorsan çalışacaksın. Yani bu şeriattır. Bu da şeriattı, bu da ihlastı, buna uymak. Bir de kelam sıfatından, iradeden gelen bu sıfat, buraya alebi, çoğusu buna uyarsa neticesi dünyada alırsın. İki, kelam sıfatından gelen bu Kur'an, şer'i, buna uymanın çoğunlukla çoğu, ekseriyeti, mutlakası neticesi ahirettedir. Buna da uymak ihlastır. Eğer İrade sıfatından gelen kainattaki Allah'ın şeriatına, kelam sıfatından gelen Kur'an'daki evamirine uyarsan ihlası tamdır, ihlası etemdir. O zaman dünya ve ahiret cihetiyle Allah için olmak ihlas olduğu için, dalalette Allah için nasıl vardır? Allah için demek, mesela Allah'ın kainatta koyduğu kuralları inkar etmiyor. Uyuyor.
Yani bir iltizam, bir mecburiyet, bu şeriata uyuyor. Onun için Allah için uyuyor. Çünkü o şeriatı Allah yapmış. Sünnetullah'a uyuyor. Sünnetullah, adetullah'a uyuyor. Tamam mı? Onlara uyarak adetullah'a şey yapıyor. Tamam mı? Adetullah. E şimdi bu da nedir? Bu da Allah için. Bu da bu Allah'ındır yani. Bu tabiat dedi ama tesmih etmişler. Tabiat de demişler. Şimdi şey yapayım. Hem o kemerden şeriatı bulduğum bir şeyi yapayım. Hani tekvinle kudret arasında da bunu açıklamadım. Ha ilk defa konuşuyorum. Yani şimdi masamda tekvin falan. Şimdi sıfat mı, isim mi, esmalardan mı? Sıfattır. Tekvin sıfat. Tekvin zatı bir sıfattır. Sayayım. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyamı bi nefs, nefsi, tekvin. Bu zat-ı sıfattır. Subut-ı sıfatı sayayım. İlim, irade, hayat, sem, basar, kudret, kelam. Bu da subut-ı sıfattır. Farkı nedir? Subut-ı sıfattakileri Allah bize vermiş. Sem'i vermiş, işitmeyi vermiş. Kudreti vermiş. Kudret de vermiş. Kelam vermiş. Hayat vermiş. İrade vermiş. İlim vermiş. Cüz'i olarak vermiş. Cüz'i olarak vermiş. Bunlar. Ama zatı sıfatlarını vermemiş. Ama sende gözükmüş. Mesela beka var. Allah'ın zatı sıfatı. Bende de beka isteği var ama bekayı yapamıyor. İlim vermiş zatı sübüti sıfattan ama kainatı tanzim ediyor. İlim vermiş. İlimse ama beka vermemiş. Mustakil ben olmayan vücudumu yapamam. Halk edemem. Vücut vermemiş. Vesaire. Mesela muhalefetun ilavadis vermemiş. Yani varlığın evet en mükemmeliyiz ama varlığız. Halik değiliz. Dolayısıyla varlığa muhalefet edememişiz. Allah varlığa muhalefet etmiş neyle? Kendisi yaratma ile. Birisi yaratılmış, birisi yaratılan, birisi yaratan. Bu şekilde muhalefet etmiş. Şimdi tekvin zatı sıfattır. Temelde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikat imam var. Hem seyahat ediyoruz hem sohbet ediyoruz. Ben boş durmak istemiyorum hiçbir şekilde. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatı var. Ha, iki temelde iki tane itikat imamımız var. Nasıl ki amelde dört ameli imamımız var. Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli. İtikatta iki tanedir. Eşari ve Maturidi. Kıraatta 10 tanedir. Kur'an nasıl okuyacaksın? Nerede duraktır? Kaç tane ayettir? Lam, elif bazıları durak kabul eder. Onun için 6666 tane ayeti bazı alimler ya çok der ya da az der. Demesinin sebebi bazı durakları durak kabul etmemesi. Bazıları manaya göre durak yokken durak kabul etmesinden kaynaklanıyor. Evet 6700 diyor. 6500 diyor ama ekseriyeti mutlaka 6666 tanedir. Farkını söylüyorum bunu çok çalışım için iki cümle. Bazısı lam elif mesela durulmaz diyor. Nefes alırsın. Mesela kesinlikle durulması gereken dı, mim, cim. Ama durak değil. Ama durak kabul eden var. O zaman 6700'e gidiyor. Ondan kaynaklanıyor tamam mı? Şimdi zat-ı sıfatı hakkında tekvin Eşari Hazretleri demiş ki Şafii mezhebindekiler daha çok onu şey yaparlar. Şafilerin itikat imamı, Şafii mezhebindekilerin itikat imamı der ki tekvin diye bir sıfat yoktur. Tekvin yaratma anlamındadır. Bu subutu sıfattan olan kudretin içindedir. İçinde bir sıfattır. Yani kudret sıfatın içindeki sıfatıdır. Kudretin içindedir. Maturidi Hazretleri diyor ki Hanefilerin itikad-ı imam. Hayır diyor bu zatı bir sıfattır. Kudret gibi diyor ayrı bir sıfattır. Şimdi bunun arasında bunu dedi ama fazla tafsilat vermemişler. Aralarındaki fark. Bunu bayağı klukalı olmuş bayağı. Ama fazla konuşma da olmamış. Biraz olmuş ama İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunun şey yapmamış.
çözümlememiş bu. Bu kudretle tekvin arasındaki fark çözümlememiş, tamam. Bunu sordular. Bunu Emre çözüyor musun onu? Söylüyorlar aslında. Dönmemişlerse gelecek de. He? Ulaşamamışlar ya demin. He. Şimdi hemen arayacak. Orada ise hemen gelecek. Tamam. Ömer iş yap. Önüne bak abi arabada. Evet. Yoldayız. Yoldayız. Balıktan yeni çıktık da. Ulaşamasa da Emir onlara diyecek yani. Tamam. Şimdi kudret sıfatı Risale-i Nur'da kendisini kudretin dışa vuruşuyla tanımlanır. Yani eylemsel haliyle bize kendisini ortaya koyar. Nedir o? Evamiri tekvini diye so yapar. Tekvinin emirleri. Nedir yani? Farkı nedir yani kudret? Şimdi bir lef-i mahfuz var. Lef-i mahfuz. Buna tasavvufçular ayağını sabit eder. Biz onların aynı şeye lef-i mahfuz deriz. Lef-i mahfuzun iki defteri var. İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin mazi ve mustakbele bakar, emir ilimi tazamun eder. Emir ilim sıfatını tazamun eder. Kitab-ı Mubin ise hazır zamana nazırdır, hazır zamana bakar. Emir ilimden ziyade kudret ve iradeyi tazamun eder. Yani hal. Dolayısıyla İmam-ı Mubin mazi ve mustakbeldir ve ilim ve emirdir. Emir. Ha, o zaman bu emir, Evamiri Tekviniye'nin emiridir. Evamiri Tekviniye ile kudret arasında nedir? Şu dünya, şu görüyoruz ya, şu Polatlı, şu ova, dağlar, tepeler, ağaçlar. Bu kudret dairesi, yani vücud hariciye çıkmış. Burası kudret, vücud harici vermiş. Yani kudret, Kitab-ı Mubine'ydi, kudret ve iradeydi. Şu gözükenler tercih edilmiş ya, çamdır, tabeladır. Çamla tabela arasındaki farkı irade. Ha, o değil, budur. Onu yapmamış mı? Demek ki ilk gözüken iradedir. Sonra kudrettir, sonra ilimdir. Mevcudat böyle şey yapılır. Dolayısıyla bu kudrete bakar. Kitab-ı Mubin kudrete bakar. Lef-i Mahfuz'un İmam-ı Mubini ise evamiri tek bir şeye bakar. Tekvin sıfatına bakar. Tekvin sıfatı mazi ve mustakbeldeki yazılımları ve programları yaratır. Ama vücudu harici şeklinde değil. Madumat harici olarak yaratır. Vücudu ilmi şey. Vücudu ilmi olarak yaratır. Vücudu ilmi olarak yaratır. Dolayısıyla bu vücudu ilimler mesela nedir? Üstad Hazretleri diyor ki mazi ve mustakbeldeki mevcudatın, şu mevcudatın ilmi vücutları var diyor. Mazi, mustakbel. Mesela bizim daha gelecek vücutlarımız var, gelmemiş. Onlar gelecekte. Onlar ilmidir ve ruhludur. Canlıdır. Ene de benziyor. Vücudu harcısı yok. Evet, ama vücud ilminden daha ince. Vücud ilminler mahluktur. Ama ene mahluk da değil. Benziyor tamam. Var ama yok vücudu. Ama ene daha arkada. O mahluk tarafı yok. Vücud ilimler atomi ve esiri vücutları yok. Ama mahluk. Ayan olmuş. Ayanı sabit eder. Sabit hakikatler. Yani binanın planı gibi. Bir plan, evet. Kafadaki projeler gibi. İşte İmam-ı Mubin'deki o projeleri, ilmi vücutları halk eden kudret şeydir. Tekvin sıfatının evamiridir. Evamiri tekviniyedir. Evamiri tekviniye halk değildir, haktır. Çok ilginçtir. Bu çok ilginçtir. Bu ilk defa bugün öğrendim. Öğrendiğim bu. Diğerlerini anlattıklarımı daha önce duydunuz. Yani Cenab-ı Hak'taki o hak, halk değil. Yani yaratmak halk. H-A-L-K değil. H-A-K. Hak. Yani Cenab-ı Hak'taki her şeye hakkı hayatını veren, hakkı hayatını esmaların lüzumu iktiza eden iktizalarını, vücud ilimlerini, plan ve projelerini canlı ve ruhlu yaratan hak Allah, hak olan Allah her şeye
hakkıyla hak etmek değil, Esma'nın hak ettiği gibi vücudu ilimlerin, ama o vücudu ilimleri canlı ve ruhlu vücudu ilimlerini hak olarak ortaya koyup yazan Allah tekvinle yapıyor. Bu ilmi vücutları ise kudret esir ve atomik olarak vücud hariciye çıkarır. Bu da kudret. Ama birkaç ay uğraştım. Bunu diyebilmem için. Ama birkaç ay, 30 sene artı 2 ay. Yani hak ile halk farklı. Mesela Cenab-ı Hak, Cenab-ı Halk değil. Yani Allah canim, şöyle diyebiliriz bunu. Allah hallettin değil mi Emre? Ömer abi ulaşmışlar. Ulaşmışlar mı? Taktın demişler, doğruysa öyle demişler. Yani bitirmiş, gelmiş demiş, takmış. Öyle demişler Emre, ama nasıl bu kadar çabuk yaptılar? Gelmiş takmışlar mı? Öyle dedi. Ama biraz ağır yani, belki işini yapıyorlardı. Ya git bak, o 5 dakikada olacak şey değil o. Yani ne diyordum en son? Güzel de bir şey vardı. Ya, gitti ya. Vücudu ilimleri. Dedik halk. İşte insan, ha şöyle diyeyim, ha hatırıma getirdi Allah hamdolsun. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yaratmaya karar verdi. Nur-u Muhammed'i yarattı. Bu yaratmayı ben çözemiyordum. Yarattı ama mahluk değil. Kudret taluk etmemiş. Yapmış işte. Zuhurat diyorduk. Bunu yapan tekvindir. O Nur-u Muhammed'inin iki yönü var. Bir nur, bir mana. Mana yönü tekvin. Nur-u Muhammed'inin nur tarafı ki vücud-u hariciye, Allah nuru semavatı vel ard, vücud-u harici yönünü, Nur-u Muhammed'inin vücud-u harici yönünü, nur tarafını kudret temsil ediyor. Nur-u Muhammed'inin Allah'a bakan yönü olan mana tarafı ise tekvin temsil ediyor. Bu hak ismiyle oluyor. Bu hak. Peki hak ismi o zaman zati isimlerden. Yani hak ismiyle burada gözüküyor. Zati isim tabi zati isim olarak gözüküyor. Çünkü Mirdan'da geçiyor galiba. Efal alemine bakan isimler var. Zata bakan isimler var. Gafur, Rahman, Rahim. Efal aleminin isimleri. Ama Allah, Samet, Ehad gibi isimler zati isimlerdir. Hatta olsa gerek. Haşir Risalesi'ne diyor ya, sana hak ismi diyor. Bütün isim. Diğer isimlerinde şey yapıyor. Yani esmaların iktizaları var. Mesela iktiza nedir? Güneş ışık vermek ister. Bu ihtiyacından değil, iktizasındandır. Bu haktır. Buna, bu hakkı hayatı vermek, iktizasına iktiza ettirmek, bu hakkını vermek hak ismiyle olur. Nur ismi diyor ki nurlandırmak istiyorum bu. Mesela su ıslatmak istiyorum. Suyun ıslatma isteği fıtratındandır, hilkatindendir. İhtiyacından değildir, fıtratındandır. Yani Allah da bu kainatı yaratması ihtiyacından değil, iktizasındandır. Bunu hak ismi. Peki eylemsel hali ise tekvin yapıyor. Tekvin. Vücudu hariciye ise kudret yapıyor. Ben bir telefon edeyim, şey bakayım yapmışlar mı?